Yani arkadaşlarımızın zaten 23 Nisan'daki baskından sonraki gösterilen gerekçeler sadece gazetecilik faaliyetleriydi. Polis ifadesinde de, savcılık ifadesinde de, tutuklanan arkadaşlarımızın hakimlik sorgusunda da sadece gazetecilik faaliyetleri gösterildi. Başka hiçbir şey kanıt olarak ya da suç delili olarak sunulmadı hiçbir şekilde. Bunun tek bir sebebi var, o da özellikle bu coğrafyada özgür basın geleneğini devam ettirenlere yönelik bir susun demek. Ki bunu daha önce de yaptılar. Defalarca yaptılar. Defalarca arkadaşlarımız gözaltına alındı. Defalarca tutuklandılar. Ya biz sonuç elde edebildiler mi? Edemediler. Edebilecekler mi? Yine edemeyecekler. Yine devam edilecek. Yine aynı haberler, daha farklı, daha iyi haberler. Yine gerçekler üzerinden koşturulan arkadaşlar çıkacak. Başkaları gelecek. O arkadaşlar cezaevinden çıkacak. Devam edecekler. Hiçbirinin böyle bir tamam ben cezaevine girdim pes edeyim gibi bir havası yok. Girerken bize verdikleri mesajlarda da vardı bu. Yani var olan şey, yani gerekçe olarak faşizmin biraz daha sertleşmesi ortaya çıkabilir. Özellikle özgür basın geleneğine yönelik bir sertleşmesi. Çünkü faşizmin sertleştiği koşullarda ilk hedef olarak gösterilen şey özgür basın emekçileri. Yine aynısı oldu. Yine bir özgür basın emekçileri hedef haline getirildi. Bu yapılan operasyonda, tutuklamalarda bu şeyin aynısı, yani bu ne diyelim, cenderenin aynısı aslında, bu döngünün aynısı, cendere demeyelim de. Bugün özgür basın geleneğine, özgür basın emekçilerine yapılan baskı onlarla sınırlı kalmaz. Bugüne kadar da kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Yani yalnız bırakılmamaları lazım. Hiçbir şekilde, hiçbir yerde yalnız bırakılmamaları lazım. Bu arkadaşların yaptıkları haberler Türkiye tarihinin en önemli haberleriydi. Yani hak ihlallerini Türkiye'de birçok kişinin görmediği, birçok kişinin göremediği hak ihlallerini bununla bu arkadaşlar ortaya çıkarttı. Şimdi basın kurumlarının, sendikaların veya sivil toplum örgütlerinin bugün susması demek, yarın onlara yapılan herhangi bir ihlalin hiçbir şekilde duyulmaması demek. Arkadaşlarımız, hem gözaltına alınanlar hem tutuklanan arkadaşlarımız gazeteciler. Gazeteciliğin bütün ilkelerini yerine getiriyorlar. Yaptıkları şey başka bir şey değil. Yaptıkları tek şey var. O da gerçek neredeyse onun peşine gitmek, onu araştırmak ve bulmak. Bu gerçeğin ne olduğuna, kimi yaraladığına ya da kimi sinirlendirdiğine bakmadılar, bakmıyorlardı. Şimdi bu arkadaşlara her ne kadar gazeteci olduklarını söyleseler dahi diye bir cümle kuruluyor ama bu arkadaşlar zaten gazeteci. Bunu herkes biliyor. Şimdi iktidarın gazeteci tanımı biraz daha yandaş dediğimiz bir tanım olduğu için ona sığdırmaya çalışıyorlar. O yüzden doğal olarak bu arkadaşlarımızın gazeteci görmemeleri kendilerine göre normal ama gerçek mi? Değil. Bu arkadaşlarımız sahada birebir çalıştığımız, bütün hak ihlallerine, bütün baskılara rağmen, kendilerine yönelik baskılara rağmen o gerçeğin peşinde koşan arkadaşlarımız. Yani öncelikle şunu belirtmek isterim. Mehmet de, Solin de, Erdoğan da benim sahada çok omuz omuza birlikte çalıştığım, özgür basın geleneğini öğrendiğim, gazetecilik yaşamımın başından beri birlikte çalıştığım insanlar ve ne kadar olağanüstü bir çabayla gerçekleri halka ulaştırmak için uğraştıklarına, özgür basın geleneğini yaşatmak için ne kadar olağanüstü bir çaba gösterdiklerini bizzat tanığım. Nitekim hedef alınmalarının, tutuklanmalarının sebeplerinden, en temel sebeplerinden birisi de bu aslında. Yani iktidarın ve ana akım medyanın, iktidar medyasının dışında gerçekten halktan yana, Kürt halkından yana, ezilenlerden yana, işçilerden, kadınlardan, gençlerden yana bir gazetecilik, bu kesimlerin sesini duyurmaya dönük bir gazetecilikte ısrar ettikleri için bizim arkadaşlarımız bir kez daha tutuklandılar. Yıllardır bu operasyonlara tanıklık ediyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımız tutuklandılar. Yani iktidar içinde bulunduğu meşruiyet krizini aşmak için, bunu görünmez kılmak için yeni bir savaş politikalarını hızlandırırken, bunun hazırlığına girişirken ilk yaptığı şey elbette bu savaş politikaları gerçekten teşhir eden gazetecileri hedef almak ve tutuklamak oluyor. Biz de yine buna tanıklık olduk. Bu saldırılara alıştık ama uzlaşmadık. Uzlaşmayacağız da. Hepsi, yani tutuklanan 3 arkadaşımız da, Solin de, Mehmet de, Erdoğan da yıllardır alanda beraber omuz omuza çalıştığımız insanlar. Yıllardır hepimiz aynı saldırılara uğradık. Hepimiz aynı yerlerde gözaltına alındık, şiddet gördük, yeri geldi tutuklandık. Diğer arkadaşlarımız da keza aynı şekilde. Onların tutuklanmasının yegane sebebi, dediğim gibi, bu ülkenin, bu toprakların asli sorunlarıyla ilgilenmiş olmalarıdır.
iktidar da tabii herkesin bileceği üzere iktidar böyle sorunlarla ilgilenen gazetecileri dışarıda o tutmamaya çalışıyor. Yani bu sorunlara ışık tutan gazeteciler her zaman bu polis şiddetinin, devlet şiddetinin hedefi oldular. Ben kesinlikle diyebilirim ki bu arkadaşlarımızın hepsinin, üç arkadaşımızın da tek tek gazeteciliklerini tanın. Bizzat tanın. Ben çünkü bu insanlarla sosyal medyadan veya herhangi bir yerden tanışmadım. Ben bu insanlarla haber takibindeyken tanıştım. Ben bu insanlarla beraber direndim polis saldırılarına. Beraber birbirimizi savunduk. O yüzden diyebilirim ki tutuklanmalarının tek gerekçesi gazetecilik yapmalarıdır. Gerçek manada gazetecilik yapmalarıdır. Başka bir şey olamaz. Terör suçlamasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü özgür basın geleneğinde çok klasik bir söylem vardır. Gazetecilik suç değildir. Biz de bunu söylemeye devam edeceğiz. Çünkü gazetecilik suç değil. Biz terörist değiliz. Biz suçlu değiliz. Asıl terörist zaten yaptığımız haberlerde ortadadır. Kimlerin terör yarattığı, kimlerin suç işlediği ortadadır. Bunlara ışık tutan gazeteciler her zaman tam tersi olarak bu suçla yargılanıyorlar. Gözaltındaki tutuklanan gazeteci arkadaşlarımızı sahiplenin. Onların davasını savunun. Onların mahkemeleri için mahkeme salonlarını doldurun. Onlar için eylemler yapın. Gündem oluşturun. Çağrımız arkadaşlarımızı sahiplenmeleri yönünde olacaktır.